Merhabalar, benim adım Avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizin sorusu, kendisi yeşil kart sahibi olduğunu söylüyor. Yakın bir süre içinde evleneceğini ve dünya turuna çıkmak istediklerini söylüyor eşiyle. Ve dolayısıyla anladığım kadarıyla da ciddi bir plan var. Böyle bir gidip birkaç yıl seyahat etmek istiyorlar dünyayı. Böyle bir planları var. Ve bu noktada ben yeşil kartımı nasıl koruyup Amerikan vatandaşlığımı alabilirim noktasında gelen bir sorusu var. Şu önemli olan nokta. Şimdi kişiler Amerikan vatandaşlığına geçerken belli sürelere, pardon, uyulmuş olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Yeşil karta en az 5 yıl sahibi olacaksınız. Tabii şimdi vatandaşlığa geçenlerde genelde yeşil kart sahipleri en az bir 5 yıl yeşil kartlarına sahip olmaları gerekiyor. Bunların istisnaları var tabii. 3 yılda yeşil kartına sahip olup da vatandaşlığa gidenler de var. Ama ben bu noktada genel olarak değerlendireceğim. Çünkü takipçimizin durumu da genel. Ve genelden giderek durumu açıklamaya çalışacağım. En az 5 yıl yeşil kart sahibi olman gerekiyor. En az 5 yıldır yeşil kartın var ise o zaman Amerikan vatandaşlığa başvurmanda bir engel yok. İkinci olan önemli nokta ki senin durumunda çok önemli olacak. Bu son 5 yılında sen bu 5 yılın ne kadar süresini Amerika'da fiziksel olarak geçirdin? Yani bu da söylenen bu noktada da işte son 5 yılın en az 2,5 yılını yani 30 ayını toplamda Amerika'da geçiriyor olman gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra sorun teşkil etmiyor ve burada siz bir yeşil kartı sahip olma süresi, iki Amerika'da fiziksel bulunma süresini tamamladığınız zaman vatandaşa gitmeye önünüz açılıyor. Tabii üçüncü bir süre daha var burada. O da bulunduğunuz eyalette en az 90 gün ikametgah ediyor olmanız. Bunun önemi nedir? Diyelim ki siz New York'ta yaşıyorsunuz ama Florida'ya taşındınız. Florida'ya taşındıktan sonra ben sürelerim yerinde deyip vatandaşlığa hemen başvuru yapamıyorsunuz. En az 90 günün geçmesini bekliyorsunuz ve o 90 günden sonra başvurunuzu içeri veriyorsunuz. Dolayısıyla buradaki baktığımız süreçte de bu takipçimize ben şu tavsiyelerde bulunabilirim. Eğer siz son 5 yıldır yeşil kart sahibiyseniz veya neredeyse 5 yılınız dolacaksa, iki bu sürecin çoğunu fiziksel olarak Amerika'da yaşadıysanız siz vatandaşlığa hak kazanmış durumdasınız. Eğer ülke dışına çıkarsanız, ülke dışına yapacağınız seyahatte lütfen 6 ayı ülke dışında geçirmeyiniz. Yani çıkışınızı yaptınız, 6 ay gezdiniz, 6 ayı bir gün geçtiniz. Eğer bu şekilde bir duruma girerseniz daha önce oluşturduğunuz fiziksel süreleri kaybetme durumuyla karşı karşıya olursunuz. Dolayısıyla bence siz bunun önünüzde yapacağınız bu dünya seyahati planını belki bir aşamalara bölüp böyle 3-4 ay bir yerde, 3-4 ay bir yerde yaparsanız en azından vatandaşlığa gitmenin yolunuzun önünü engellememiş olursunuz. Sürelerde bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde de hem vatandaşlığınızı riske atmamış olursunuz hem de planladığınız bu dünya seyahatini gerçekleştirmiş olursunuz. Eğer sorularınız varsa gelecek hafta yayınlamamızı ve cevaplamamızı istediğimiz konular varsa lütfen çekinmeyin. Biz Amerika'dayız. Amerika'daki herhangi bir hukuki yönde sorularınızı iletebilirsiniz. Biz bu noktada sizin için gerekli danışmanlığı yapıp en azından o sorulardaki cevapları size vermek isteriz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ben Avukat Ayhan Ömen. İyi pazarlar diliyorum. Sevgiler.